Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapı üretim sürecinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar raporlar haline getirilerek odamız ve şubeleri aracılığıyla kamuoyuna, milletvekillerine ve tüm ilgili kurumlara paylaşılmıştır. Son olarak da odamızın katkılarıyla hazırlanan şantiye şefleri hakkında yönetmelik taslağı TMOB tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlık yukarıda bahsedilen çalışmalar doğrultusunda şantiye şefleri hakkındaki yönetmeliği revize yapma ihtiyacı duymuş. Hazırladığı değişiklik taslağını da ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşmıştır. Ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir rolü olan şantiye şefliği yönetmeliği konusunda bakanlık tarafından hazırlanan taslak ne yazık ki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bunun ayrıntıları bizde mevcut fakat sizlerin kafasını karıştırmamak için ek olarak vermiyoruz. Biraz karışık. Yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanları, iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri konusunda hazırlanan değişiklikler sorunları çözmekten uzaktır. Bu arada şunu söyleyeyim, mevcut eski yönetmelikte henüz yenisi de kesinleşmedi. Bir inşaat mühendisi 30 bin metrekareye kadar inşaatı kontrol edebiliyor. Bu 5 sayıyı geçmiyor. Yani 5 şantiye içinde 30 bin metrekareyi geçmeyecek. Fakat tek ruhsata bağlanan inşaatlarda o 30 bin metrekaresi de pek önemli değil. Büyük bir site yapıyorsanız orada bir sınırlama yok. Bu konuda belli düzenlemeler getiriyor yeni yönetmelik. Bakanlığın hazırladığı. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında güvenli yapı üretimi gelmektedir. Bir deprem ülkesi olan ve sık sık gerçekleşen büyük depremlerle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Ancak ne yazıktır ki yaşanan depremlerden özür dilerim, gerekli dersler alınmamıştır. Yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından gerek odamız, gerekse bilim insanları nelerin yanlış yapıldığını ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişimiyle yetişmiş insan gücümüzün ulaştığı seviye deprem konusunda hiçbir bahanenin kabul edilemeyeceği bir noktadadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görev şantiye şefliğidir. Bu görevin usulün olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir. Şantiye şefliği bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasının sağlanmasının yanı sıra, işçi sağlığı ve iş güvenliğini şantiye sahasında gözetmek için önemli bir rolü vardır. Bugün her yıl 2000 üzerinde işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğun inşaat iş yerlerinde oluyorsa, sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmesindeki eksiklerden kaynaklanmaktadır. Son bir örnek, şehrimizde 16 Temmuz 2022 tarihinde Çukurova ilçesi Esentepe mahallesindeki konut inşaatında meydana gelen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yasin Doğan ve inşaat işçisi Bahri Ustaoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayla bir kez daha görüldü ki alınmayan önlemler, bilinçli ve yetkin çalışmanın olmadığı şantiyeler iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. Şantiye çalışmalarının yetkinleştirilmesi ve şantiye şeflerinin tam zamanlı görevlendirilmesi yapı güvenliği kadar çalışanların can güvenliği açısından çok önemlidir.
Bir kez daha tekrarlamak isteriz ki sınırlı durumlar dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceler altına alınmalıdır. 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre inşaat mühendis üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı %48.45,8'dir. Diğerleri de mimar, elektrik, makina ve çok cüzi bir miktarda mesleği tespit edilemeyen kişilerden oluşmuştur. Yapı ruhsatlarının önemli bir oranda şantiye şefliği görevlendirmesi uygun meslek gruplarından yapılmamaktadır. Bu konuda çok ayrıntıya girmeyeceğim. Şantiye şefliği görevinin sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üstünde kaldığına da şahit olunmaktadır. Ki bizi en çok yaralayan ve üzerinde durmamızı gerektiren ki durduğumuz bir konu da budur. Şantiyede bulunmuyor, kağıt üzerinde şeyler tamamlansın, ruhsatın doğal ekleri tamamlansın diye mühendisin imzası alınıyor, işte taahhüdü alınıyor, işlem böyle yürüyor. Burada biraz ülkemizde yaşanan inşaat mühendislerinin işsizliğinden ve istihdamının yoğun olmamaktan kaynaklanan bir sorun da yaşanmakta. Onun sonucu olarak bu duruma gelmekte olay. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde şantiye şefliğinin ilgili kurum ve kuruluşların göz önünde kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Şantiye şefliği sürekli eğitime gereksinim duyulan bir görev alanıdır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için meslek odalarının vereceği eğitimlerle belgelendirmeleri gerekir. Bu sorunları çözecek önerimize bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi, bakanlığın yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinde göstergesi olmuştur. Halkın can ve mal güvenliğini birebir ilgilendiren şantiye şefliği konusunda yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda bakanlığın hazırladığı taslak üzerinde eleştirilerimizi de içeren inşaat mühendisleri odası görüşünü kamuoyunun ve tüm ilgililerin bilgisine sunarız. Bu